Kızım ben bu işten hiçbir şey anlamadım. Sen bana bir daha bir anlatsana. Nesini anlamadın Şirin ya? Yaşlı bir adam düşmüş bacağını yermiş. Hastaneye de gelmek istemiyor işte. Gidip yarısına bakacaksın. En fazla iki dikiş atıp paranı alıp döneceksin, o kadar. Hastaneye niye gitmiyor ya? Zengin bunlar kızım. Kendi doktorları, hemşireleri falan var. Benim hastaneden arkadaşım Pelin de özel hemşireliklerini yapıyor. Şu an şehir dışında diye bana söyledi. Sen niye gitmiyorsun? Ben nöbetteyim Şirin. Bak paraya ihtiyacım var diye sana söyledim. Yoksa burada koşa koşa gidecek bir sürü insan var. Hadi oyalama beni. Tamam gideceğim. Gideceğim de nereye gideceğim? Ben sana konum atacağım şimdi. Bak acil dediler, ha sakın geç kalma, hemen çık. Tamam Ceyda ya, gideceğim diyorum. Bir üstümü değiştireceğim, hemen çıkacağım. Sen bana konum at. Tamam hadi. Hadi bay. Enişte. Ateşi tercih ederim. Yasemin nerede? Bakayım. Yok. Nerede? Yok mu yukarıda? Yok. Şey o ya, yarına kek yetiştirmek için kafeye gitmiştir. Ha, bana bir taksi numarası lazım da sende var mı? Sen hayırdır? Bu saatte ne taksisi, nereye gidiyorsun sen? Aa, hesap sormalar falan. Hesap sormak için mi, yardım etmek için mi? Ona göre cevap vereceğim. İkisi de değil. Başına bela alırsam Yasemin'e bu durumu açıklayamam diye. Sen söyle, nereye gidiyorsun? Ya önemli bir şey değil. Minik bir pansuman dikiş işim var. Pansuman? Sen yapacaksın. Ya şöyle oldu. Şimdi benim arkadaşım gidecekti aslında. Ama o nöbetteymiş. Sonra başka arkadaşları varmış. Ben yaparım demişler ama demiş ki Şirin demiş dikiş işinde özellikle çok iyidir demiş. Yani çünkü hocalar mesela, o benden bir sınıf üstteydi ama yine de ben dikişte her zaman ondan... Anladım orasını. Ne lazım sana tam olarak onu söyle. Taksi numarası lazım, var mı? Yok sana taksi numarası. Seni bu saatte tek başına taksiye bindiremem. Kesin karakolluk, askerlik bir şey olur bize. Hiç gerek yok. O yüzden ben seni götüreceğim. Ve geri getireceğim. İyi, sağ olun işte. Nereye gidiyorsun? Ya nereye olacak? Üstüm başımı değiştireceğim. Bu halde gidemem herhalde. Çabuk ol çünkü ilk vakam. İlk vakam olduğu için ben onun kıvancını ve heyecanını duyuyorum şu an. Çabuk git gel. Kıvanç ve heyecan duyuyorsun. Sanki bana kalp ameliyatı yapacak. Yalnız sadece 15 dakikam var. Arabadan hiç çıkmam. Arabada kalırım. 15 dakika sonra da oradan giderim. Ben onu 5 dakikada hallederim. Minik bir pansuman. Ben onu 5 dakikada çözerim. Sanırsın kalp ameliyatı yapacak. Arabada bekleyeceğim pansuman diyorsun. Niye sürekli arabada bekleyeceğim çünkü. Allah Allah. Bu çocuk da hep bana atar gider. Neyi? Bu araba. O ev. Bu her olaya uygun kombinler. Vazgeçmeyeceksin değil mi? Yasemin'le kuzen olduğunuz o kadar belli ki tepkileriniz bile aynı. E'si şu. Arabalara merakım var. Güzel giyinmeyi seviyorum. Eğer bu senin için bir sorun teşkil etmiyorsa. Çatı katı bugüne kadar yaşadığım en sıcak yuva. Ne oldu? Merakını gideremedik mi? Yok giderdin ama son söylediğin cümle bir ince içimi sızlattı. Hadi in. Hadi. Tamam canım söyleme, özelse yani. Şirin. Geldik. İn. Ha. Burası mı? Burası. Dur bakayım ben burasıyım. Bekle. Ya bu araba çok alçak ya. Zor biniliyor bundan. Yavaş kapa kapıyı, yavaş. Allah Allah ya. Boş burası. Yanlış mı geldik acaba? Eğer arkadaşın adresi yanlış göndermediyse öyle bir ihtimal yok. Benim arkadaşım bana yanlış yapmaz. Şu kapıyı çalsam mı acaba, öğreniriz ha? Çaldım ya demin. Merhaba. Bak eko yaptı. Boş bak. Merhaba. Buraya eko dinlemeye gelmedik. Şu arkadaşını arasana. Tam bir adresi öğrenelim. Bak ama bak. Burası dendi. Merhaba. Merhaba. Ah.
Şirin Hanım siz misiniz? Evet benim. Buyurun. Buyurun. Ama bana burası dendi. Şimdi size şöyle açıklayayım. Kısa bir yolculuk yapmamız gerekecek. Şimdi beyefendi acaba şöyle mi yapsak? Siz başka birilerini mi arasanız acaba? Ha? Maalesef o kadar zamanımız yok. Acele etseniz iyi olur. İşte silahı var. Gördüm, gördüm. Enişte kadar başına taş düşsün senin. Şimdi şöyle açıklayayım. Şimdi beni arada çocuklar, arkadaşım dedi hanımefendi ki, ve ya beyefendiye yardımcı olun. Bana yardımcı dediler ki küçük derken, bir pansuman yapılacak. Yardımcılık bir şey yok sadece. Aslında. Ben onu ah, Allah burun tıkadı. Nasıl tipler var kızım senin çevrende? Ne demek benim çevrem? O benim çevrem olabilir mi? Allah Allah. Ne diyorsun sen ya? Ne demek ne diyorsun ya? Senin gözünden başıma gelmeyen kalmadı. Şu adamların tiplerine bak. Balyozla, çekeçle düzeltmeye kalksan belediyeden izin almak lazım. Ben mi gel dedim? Ben mi gel dedim? Ben mi dedim? Bakın kardeşim, söyleyin o Necati'ye. Onu kıskandırmak için öptü beni. Zaten kendisi karımın kuzeni sayılır. Kuzeni hatta. Necati mi? Yok ya, bu işte. Ben de sonradan öğrendim Yasemin'in kocası olduğunu. Necati'nin mi? Yok ya, bunun. Bir saniye şimdi. Kuzen olanlar kim, sevgili olanlar kim? Abi, yani heyecanlı bir şeye benziyor ya, merak ettim. Ya ben zaten sabah nezarette öğrendim bunun kocası olduğunu. Nezaret mi? Ha. Ya bu arada burnuna ruj sokulan abi nasıl? İyi mi? Ya tamam ben dayanamayacağım artık ya. Ya bu Necati ne pis bir adam çıktı ya. Hem beni aldatıyor sonra peşimden adam göndermeler falan. Tamam ben halledeceğim Necati'yi. Bu arkadaşı salın. Allah Allah. O iş o kadar kolay değil işte. Ne diyeceğim ben Yasemin'e? Tamam benim sevgilim olmayabilirsin ama sonuçta Yasemin'in kuzenisin. Öyle bırakamam seni bir başına Necati'nin eline. Yeter. Kesin lan. Kim lan bu Necati? Ben bile inceden uyuz olmaya başladım bu Necati'ye. Bir dakika ya siz. Siz Necati'nin adamları değil misiniz? Yo değiliz. Özür dile. Çabuk benden özür dile. Benden özür dile. Özür dile benden. Şu an özürden çok daha büyük bir problemimiz olabilir. Bir saniye. Kardeşim peki siz kimsiniz? Hı? Nereye götürüyorsunuz bizi? Bakın burada bir yanlış anlaşılma olabilir. Bana pansuman var dendi. Bana da. Yanlış anlamadınız Şirin Hanım. Pansuman için geldiniz. Bu da alacağınız para. 10.000 lira. Yok bunda kesin bir yanlış anlaşılma var. Böyle bir küçük bir pansuman için çok fazla para. Keşke bir özele falan götürseydiniz. Daha az verirdiniz. Konu bizim için daha özel beyefendi. Ama bu parayla birçok yere kapanırdı. Bu para pansuman için değil Şirin Hanım. Göreceklerinizi unutmanız, kimseyle paylaşmamanız için. Kalanı iş bitince alacaksınız. Kalanı? Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Bu kritik sanırım. Bakın isterseniz belki Necati'dir. Senin telefonun mu çalıyor? Benim telefonum. Telefona ihtiyacınız olmayacak. Benim arabada kaldı zaten. Buyurun. Estağfurullah, siz buyurun. 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 Biz burada. Tut beni, tut beni. Gel. Abi. Necati'nin kuzeni Yasemin miydi abi ya? Necati'nin. Yürü.